çıldırdın mı sen Gülfem? O patlama olmasaydı sen kim bilir Ömer'e neler anlatacaktın. Şimdi kalkmış bana sigorta şirketi diyorsun. Cahide'cim biz bunu şimdi telefonda konuşmasak. Gülfem, adamın kafasına silah dayamadık diye işi hafife alamazsın. Sen Ömer'i tanımıyor gibisin. O fotoğraf ve belgelerle yaptığımız şey için Ömer sana ne yapar bilmiyorum. Ama beni bitirir. Ne yap Ömer'in dikkatini dağıt. Tamam ben seni sonra arayacağım. Annemle mi konuşuyordun? Hayır, asistanımla görüşüyordum. Sigorta şirketiyle temasa geçmesini istedim. Ömer, neyse ben bir... Gülfem, hiçbir yere gitmiyorsun. Konuşmamız yarım kalmıştı, onu bitireceğiz. Ben zaten bir yere gitmiyordum Ömer. İkimize bir kahve söyleyelim diyecektim. Artık çok sıkıldım, gerçekten çok sıkıldım Gülfem. Patlama olmadan önce nerede kaldığımızı çok iyi biliyorsun. Annemin seni susturmaya geldiğini farkındayım. Eğer o gelmeseydi her şeyi anlatacaktın bana. Şimdi o yok burada. Karşında ben varım. Lütfen aynı şeyleri tekrar tekrar bana söyletme Gülfem. Sıkıldım artık. Konuş. Anlat. Adamın kafasına silah dayamadık diye işi hafife alamazsın. Sen Ömer'i tanımıyor gibisin. O fotoğraf ve belgelerle yaptığımız şey için Ömer sana ne yapar bilmiyorum. Ama beni bitirir. Ne yap Ömer'in dikkatini dağıt. Gülfem lütfen sabrımı zorlama artık. Zorlama, gerçekten çok sıkıldım ve yoruldum. Tamam Ömer, tamam. Sen yorulmuş, sıkılmış olabilirsin ama ben de belki çok sıkıldım. Ha ben ne yaptım da sende? Bir şey itiraf edecekmişim, izlenimini bıraktım bilmiyorum. Ha patlamadan önce ne diyeceksen ben şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Gülru ve Cahide arasında ne tür bir sır var ben bilmiyorum. Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim. Tek bildiğin hiçbir şey bilmediğin, öyle mi Gülfem? Evet Ömer. Peki. Tamam Gülfem, peki. Ne demek oluyor şimdi bu? Tamam Gülfem, peki. Hayır ya ben bundan ne anlam çıkarmalıyım şimdi? Bir anlam çıkarmana gerek yok. Ben sana bir soru sordum, sen de cevabını verdin. Hepsi bu, tamam? Üçünüz de anlatmasanız da ben de sakladığınızı öğreneceğim. Cahide'cim, inan bana başımda o kadar çok dert var ki. Gülfem, asıl dert Ömer'in gerçekleri öğrenme ihtimali. Senin bu özgüvenin, bu rahatlığın beni çok rahatsız ediyor Gülfem. Yani başından beri Salih Bey olayını da çok hafife aldın. Sen de başından beri bu olayı büyütüp elimizi kana bulamışız gibi davranıyorsun Cahide. Sence hangimiz daha doğru yapıyor? Ömer'i hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun Gülfem. Ha? Yaptıklarımızı ellerine silah alıp öldürmemişler. O zaman olabilir diye mi karşılayacağını zannediyorsun? Ben oğlumu iyi tanıyorum. Annesinin de karısının bu oyunlarını nasıl karşılayacağını da çok iyi biliyorum. Herkes o ölümden onu sorumlu tuttuğunda ben bir anne olarak sustum. Bir kenara çekilip onun çırpınışını seyrettim. Bunu nasıl açıklayacağım? Hiç kimseye hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin Cahide. Lütfen sakinleş. Lütfen. Ne, nereye? Aşağıda Gülfem'in misafiri var Gülru. Misafiri biraz yalnız kalacak. Gülfem'le bu oda meselesini konuşmam lazım. Ablamlara böyle davranmasını istemiyorum. Şimdi konuşmasan, yani kavga etmeyin. Daha sonra birlikte konuşuruz. Cihan, kavga etmeyeceğiz, merak etme. Ama yani bunu yapamaz. Hadi tamam, Çiçek'le Yonca genç, onlar umursamıyorlar ama Mesude ablam öyle değil. Kalbi kırılıyor. Böyle konuşamaz onlarla. Ben de geleyim mi? Cihan, ben tek başıma daha rahat konuşurum. Teşekkür ederim. Hadi lütfen sen de evine dön ve dinlen artık. Bizim bu konuları burada konuşmamamız gerek. Ev fuzuli, insan kaynıyor. Gülfem, benim soracaklarım bitmedi. Bunu sen de biliyorsun. Ve cevabını veremeyeceğin için beni gönderiyorsun değil mi? Benim her şeye verilecek cevabım vardır Cahide. Hadi o zaman, bekliyorum.
O kız gözümün içine baka baka ilahi adalet dedi. Hani babasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Hani hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu. Dejavü. Cahide. Gözümün önünde kendini resmen katil ilan edeceksin. Bu nasıl anlamsız, nasıl yersiz bir paniktir ya. Görünün bütün o ilahi adalet saçmalıkları Şevket'in yaptıkları yüzünden de. Sen de anlamsız bir şekilde tutup onu bizim üstümüze yükledin. Cahide, senin bu psikolojiden derhal sıyrılman gerek. Yoksa bununla yaşayamaz hale geleceksin. Senin Gürru'dan, Ömer'den değil, bu kontrolsüz, zayıf halinden korkman lazım. Bize tek zarar verecek şey bu, bu halin. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Lütfen sakinleş ve bana güven artık. Senden tek istediğim şey bu. Demek kayınvalidene de yalan söylüyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.